Yok kızım yok. Sen ağırlığını düşürüp boşanmayacağım demeyecektin. Çocuğu istemiyorum dediğin vakit peşinden ayrılmıyordu. Şimdi evliliğimiz devam etsin diyorsun. 180 derece döndü. Anne anlattım ya sana sebeplerini. Sen şimdi niye böyle dedin ki? Kız karakolda, Çınar da yanında işte. Ya orası öyle de. Bana bak. Bu kız ayrılığınıza böyle bey bağlamış galiba. He? Belki de Çınar senden ümidi kesince bir takım sözler verdi. Şimdi de iki arada bir derede kaldı herhalde. Aa. Gece vakti kim ki? Sakın Sıtkı olmasın. Aman ağzından yel alsın kızım. Zaten hüsnü niyetli hali elimizi kolumuzu bağlıyor. Dur ben bakarım. Çınar. Merhaba Toprak. Dışarıda biraz konuşalım mı? Sen içeri girseydin annem bir çorba yapıyordu. Hem birlikte içeriz. Yok ben zaten yemek yedim. Dışarı gel de seninle konuşalım biraz. Peki. Neydi bugün mahkemede olanlar Toprak? Hayır madem böyle bir karar veriyorsun keşke mahkemeye çıkmadan önce söyleseydin. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Hayır önceden haberim olsaydı başka bir plan yapardık. Ne bileyim mahkemeye biz gitmezdik, avukatlar giderdi. Bunca yaşanan da başımıza gelmezdi. Ben böyle olsun istemedim ki Çınar. Hakim boşandınız diyecek diye çok korktum ben. Seni kaybetmek istemedim. Amacım Yeşim'i üzmek değildi. İyi mi Yeşim? İyi, iyi merak etme. Asıl sen nasılsın? Yani aklım o kadar karıştı ki ne seni arayabildim ne de görmeye gelebildim. Sen geldin ya iyiyim artık. Bu eve son geldiğimde ikimiz için de bir umut kalmadığını düşünmüştüm. Sana bu kadar aşıkken senden vazgeçmek zorunda kalmıştım. Şimdi ne oldu da vazgeçtiğinin adından? Anlaşılan bu seni pek mutlu etmemiş Çınar. Eğer buraya bunu söylemeye geldiysen boşuna zahmet etmişsin. Gerek yoktu. İstersen ne ben bunu söylemiş olayım ne de sen bunu duymuş ol. Ha bir dakika, bir dakika. Bir de afra tafra yapıyorsun yani. Benden bir kere vazgeçemediğini söyledin ya. Bir daha ölsen de geri alamazsın. Şimdi bana söz vereceksin. Bir daha arkana dönmeyeceğini, kalbimi bırakmayacağını söz vereceksin. Böyle başını sallayarak olmaz. Sözlü beyan istiyorum. Hatta en yakın zamanda yazılsın da alacağım. Tamam söz. Bu kadar inatçısın ki Toprak Ilgaz. Ama ben senden daha inatçıyım. Ölene kadar da elini bırakmamaya yeminliyim. Toprak. Nereye kayboldu bu kız? Hay Allah. Allah'ım sen bu çocukları birbirinden ayırma da herkes huzura kalır. Şimdi bana söz vereceksin. Bir daha ne olursa olsun, başımıza ne gelirse gelsin, elimi bırakmayacağına, birlikte savaşacağımıza, bu yolu birlikte yürüyeceğimize söz vereceksin. Sen
Sana söz veriyorum Çınar. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Hiç ayrılmayacağız. Ben de sana söz veriyorum. Bir daha sadece mutluluktan ağlayacaksın. Gözlerindeki tüm kederi silip alacağım. Seni o kadar çok seviyorum ki. Kaybedene kadar ne çok sevdiğimi fark edememişim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.